Ghostil ailesine hoş geldiniz. Bugün harika bir deneyle sizinle birlikteyiz. Bu deneyin adı ne Nilcim, biliyor musun? Bilmiyorum. Arkadaşlar, bugün sizi Arşimet amcamızla tanıştıracağız. Arşimet kim biliyor musunuz? Kim? Arşimet bundan ta yaklaşık 2000 yıl önce arkadaşlar suyun kaldırma kuvvetini galiba hamamda bulan adamın adı. Hamamda bulmuş, biliyor musunuz? Hamamda mı? Evet, hamamda böyle suyun üstünde yüzen tası görmüş, ana demiş, öyle çıkmış dışarı. Kıyafetsiz de. Seyirciler gülüyor ama etraftaki. Evet, olsun. Biz Arşimet'e arkadaşlar sonra döneriz. Sizinle birlikte güzel bir deney yapacağız. Bu deney evet. İçin bize ne gerekiyor? Bu nedir? Sürahi. Bir sürahi gerekiyor. Bu bir tabak. Buna çok ihtiyacı yok aslında. Ona kabuklar atacağız. Ama 3 tane arkadaşlar ne gerekiyor? Mandalina gerekiyor. Mandalinalar da çok güzel görünüyor. Ve su gerekiyor. Evet. Önce tabii arkadaşlar mandalinaları soyacağız. Nasıl yapacağız? Bir tane mandalinayı hiç soymadan en alta koyacağız. Evet. Bu biraz sonra uçmaya başlayacak, biliyor musunuz? Hadi canım. Hup diye yukarı çıkacak. Sonra arkadaşlar diğer mandalinayı tamamen soyacağız. Hadi bir soyalım bakalım. Hemen hızlıca soyuyoruz. Ben de mandalinaya bayılırım bu arada. Ben nasıl, de. Nasıl yemeden duracağım bilmiyorum. Arkadaşlar 1 kilo mandalinayı Bay Ghosting 5 dakikada yer. Evet. Bana mandalina getirin çabuk. Şunu şöyle söyleyeyim mi Bay Ghosting? Yutkunmaya başladığımı fark ediyor musun? Ben görüyorum. Şöyle söyleyeyim mi Bay Ghosting? Evet, başlayabilirsin arkadaşlar. Aa, bunu en üstte koyacağız. Yo, ortaya da atabilirsin Bay Ghosting. Tamam, şöyle. Yo, en üstte koyması gerekiyor. Bunu da soyuyoruz. Bunu biraz farklı soyacağız ama. Önce bir soyayım, sonra farkını size söyleyeceğim arkadaşlar. Bakalım mı arkadaşlar? Şöyle ne yapıyor Bay Ghosting? Bunun da tamamını soymuyoruz. 3'te 2'sini soyuyoruz. Öyle söyleyelim. Evet. Yani yaklaşık 3'te 2'si oluyor. Bize bir gösterir arkadaşlar. Misiniz? Soyduktan sonra. Çok lezzetli. Sen de koklar mısın? Bir yakından... Daha sonra deneyi yiyelim mi? Yiyelim. Deneyi mi yiyeceğiz? Deneyi yiyeceğiz. Harika. Sıkı koklayın arkadaşlar. Mis. Öyle hı diye koklanmaz. Nefes al bakayım. Aferin. Şimdi arkadaşlar bunu bir de da... onu görelim elinde. Evet. Bakın. Evet. Şuradan da hafif bir delik açtık. Bayan Gosselin o konuda bizi uyardı. Olsa iyi olur dedim. Görüyor bilmiyoruz. Musunuz? Bunu ortaya koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Yarıdan biraz aşağıda evet. Yaptık arkadaşlar. En üstte de... Aslında bence ortaya şeyi koyun ya. Neyi koyalım? Diğerini koyun. Hayır, Bayan Ghosting böyle. Peki şöyle koyalım, doğru söylüyor. Hayır, Bay Ghosting yanlış söylüyor. Doğru söylüyorum. Yanlış söylüyorsun. Doğru. Evet, bir de böyle yapalım bakalım, Bayan Ghosting'i çok... Dağınık da koyabilirsiniz. Evet, üst üste koyunca daha iyi oluyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hokus pokus. Hiçbir şey olmadı tabii arkadaşlar. Bu kadar. Niye? Çünkü ortamda ne yok? Su. Su yok. Yani Arşimet hamamda bulduğuna göre susuz bulmamıştır herhalde. Evet arkadaşlar, şimdi bu su buraya yetecek mi bu arada? Yeter. Hazır mıyız? Hazırız. Sen koymak ister misin? Hayır. Heyecanlı. O zaman geliyor. Bakalım ne olacak arkadaşlar su gidince. Ha, şu anda ama bir tespit yapalım. Noter bir tespit yapsın. En altta hangisi var? Hiç soyulmamış. Ortada hangisi var şu anda? Şurada olması gerekiyordu. O yüzden olmayabilir. Tamam, hadi değiştirelim Nil öyle istediği için. Yapalım. Hayır be, bir sana hemen belki olur. Hayır, uzatmayın şimdi. Bir dakika, noter burada tespit yapıyordu ya. Lafımı bölmeyin. Şimdi en altta hiç soyulmamış. Ortasında tamamen soyulmuş. En üstte de 3'te 2'si soyulmuş. Mandalinalar yer alıyor. Bakalım ne olacak suyu koyunca arkadaşlar. Bunlar üst üste dururlarmış böyle Bay Ghosting. Vallahi öyle olur. Aa, çok güzel. Neredeyse yani. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet, gördük. Şunu kaldırır mısın yanındaki şeyi Bay Ghosting? En altta hangisi var şimdi? En altta az önce en üstteki olan var. Evet. Öyle mi oldu? Yanlış mı oldu?
Evet evet doğru. Enişte bu vardı. Hayır enişte bu vardı. Ne fark eder? Ortada mıydı? Tamam. En alta indi soyulduğu evet, için. Evet soyulanma. Hiç soyulmayan alta. En üstte. Ama evet. yanında gibi en üstte evet. Gibi. Evet. Bir kısmı soyulan da ondan biraz peki, daha aşağıda. Bir şey söyleyeceğim. Bay Gostil. Evet. Biraz daha soyalım arkadaşlar. Sorma. Çok az daha. Biraz daha soyalım. Bakalım fark edecek mi? Fark etmedi. Allah Allah. Biraz daha soyalım. Soy Bay Gostil. Fark etmedi mi? Fark etti bence. Biraz daha. Biraz daha soyalım. Bayağı soymak gerekiyormuş o zaman. Bayağı hava varmış herhalde evet. İçinde. Aa, çok havalı Bay Gostil. Bu arada gelin şöyle biraz yaklaşın. Arkadaşlar şurada görüyor musunuz? Turuncu lekeler var sanki. Evet. Gördünüz mü? Görüyoruz sayılır. Nokta gibi. Gördük mü? Şurada evet. Bakın. Şurada. Arkadaşlar onlar aslında hava kabarcıkları. Aferin tatlım. Hava kabarcıkları. Şimdi bu deney ne deneyiydi arkadaşlar? Suyu kaldırma kuvvetiydi. Ama hı-hı. Suyun kaldırabilmesi için de burada hava kabarcıkları hava gerekiyor. Hava kabarcıkları evet. Gerekiyor. O kabarcığı azalttığımız oranda aşağı inecek şimdi arkadaşlar. Bunda hiç hava kabarcığı, hiç kabuk olmadığı için dibe hop, indi. Evet. Bakalım. Ben bayağı azalttım Bay arkadaşlar. Bay Gostil bana neyi hatırlattı biliyor musun? Evet. Hani kollukla denize girersin ya. Aha i̇şte şimdi bu. Tam oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet daha iyi oldu. Evet. Demek ki havası fazlaymış. Çok havalıymış az evet. Önce. Yine de yukarıdakinden ayrılamıyor çıkmaya arkadaşlar. Çıkmaya çalışıyor. Ben merak ediyorum. Yukarıdakini çıkarınca acaba çıkacak mı Bay Gostil? Ha bakalım. Evet. O sadece orada duruyor mu? Yukarıdaki mi onu çekiyor? Bu sefer de aşağı indi. Enteresan. Sen mi ittin Bay Gostil? Yok. Peki çıkartıp tekrar koyalım. Taşı ama bu taşa Bay Gostil. Evet, tekrar evet. Koyacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Vallahi bu sefer de aşağı indi. Ne oldu anlamadık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Bence çok oynadın onunla. Hangisi de çok oynadı? Pes etti. Ha. Ortadaki. Bilmiyorum artık. Yani arkadaşlar ne oluyor? Konuşamadım. Ne oluyormuş? Su kaldırma gücüne sahipmiş, herhangi bir cismi yükseltiyormuş. Ama mesela mandalina yükseltebilmesi için hava kabarcıklarına ihtiyaç var. Sen bir benzetme yapmıştın, o kaynadı biraz. Bir daha söyler misin? Hani çocuklar, yüzme bilmeyen çocuklar evet. Suya direkt girerlerse ya da yüzme bilmeyen herkes ne olur hop dibine batar. Birincisi de işte öyle. Çünkü önlem almadan suya girdiği için hop battı. Evet. Ama koluna kolluk takarsan Bay Gostil. O kolluk, evet. Kollukların içindeki hava seni yukarıda tutar. Ortadaki de bir kolluk takmış. Evet. Kollukların teki var. Evet arkadaşlar. Bir mandalina daha mı koysak ya? Var içeride Bay Gostil. Koş gel getir bakalım. Şu ortada kalmadı ya, şey ortada kalsın istiyor. Evet. Mandalina geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz hizmette sınır yok. Hemen soyuyoruz. Hızlı hızlı. Hızlı çekim gibi. Ben de soyacağım. Ne? Ben de soyacağım. Tamam soyduk. Oranı ondakinden fazla olsun. Tamam. Ondakinden az olsun. Evet. Tek kolluklu bakalım arkadaşlar suya girerseniz ne oluyor? Bakalım. Daha fazla. Şimdi bunu koyalım arkadaşlar. Aha gördünüz hala mü? Hala üstte. Dur hepsini alalım bir. Bir dakika. Evet. Bu biraz daha. Bunun hava kabarcığı daha fazla çünkü. Evet. Baksana bu daha. Tamam hava kabarcıkları çok azalt. Bay Gostil. Azaltalım. Çok azaltılmış hep... aşağı iniyor. Evet. Evet oldu. Galiba oldu. 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 Mu? Evet. Biraz daha şu ortada niye durmuyor bu ya? Bize çevir Bay Gostil. Sen neyi size çevireceğim? Mandalina'yı. Mandalina'nın içindeki yerini ben şey yapmıyorum ki. Şöyle soyarken mi diyorsun? Tamam. Koyduk arkadaşlar. Şöyle. Evet tam işte deneyimiz kendini galiba. Buldu. Şimdi oldu. O zaman arkadaşlar daha batmadan hemen videoyu kapatıyormuşuz. Evet. Harika bir deneydi. Ne dersiniz? Evet bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Onun hala gözü yukarılarda. O zaman ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Evet. Aşmek prensi. Unutmayın. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız, eğlenceli deneylerin devam etmesini istiyorsanız Gostil ailesine lütfen destek olun. Ve zile basmayı da unutmayın. Evet evet zile de basabilirsiniz. Bazı videolarımızı hit the bell. Nasıl? Hit the bell diyorlar. Ondan evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Bye bye.